arkadaşlar. Evet, bugün İpsala'dayız. Bugün biraz kahve içelim dedik. Berk'e söyleyince işte kahve içelim deyince bu adam Avrupa'da gezmedik yer bırakmadığı için gidelim abi dedi ama Yunanistan'a gidelim mi dedi. Tamam dedik, hadi bakalım Yunan'a gidelim, bir kahve içelim, geri dönelim. Evet, buradan İpsala'da yeni canavarı bıraktık. Evet, bu arada bunu da ilk defa görüyorsunuz. Buradan sınıra doğru gidiyoruz arkadaşlar ve biraz sonra Yunanistan'a giriş yapacağız. Sonrasında da en yakın nokta olan Dede Ağaç'a gidiyoruz. Buraya esas gitmemizdeki amaç tabii ki şöyle bir şey. Ben yarın İspanya'ya gidiyorum ama Yunanistan'dan vize aldım. Ve bir giriş çıkış yapmam lazım. En mantıklısı ve en ucuzu da bu. Çünkü bu arkadaşı sokmak için bir sürü belgeler gerekiyor falan. Para, sigortalar falan filan. Bize hiçbir şeye gerek yok. Aynen. Bize bozuk yürürlükler var. Aynen, kahve parası da gidiyoruz işte biz. Hem de güzel bir tur olacak. Hadi bakalım şimdi. Ufak ufak başlayalım ama bugün de biraz serin ve sisli bir durumumuz var. Artık Berk'in tecrübelerine güveniyoruz. Berk'i çağırmamdaki neden de aslında size söyleyeyim. Tırstım, şöyle Yunanistan'a tek başına gidilir mi lan? Bu adam dediğim gibi Belçika'dan buraya bir sürü TCR'lara girdi. En azından iş şeyi biliyor. Yol yordam biliyor. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Yolculuğa başladık arkadaşlar. Bu arada biraz önce dediğim gibi belki tanımayanlar da olabilir. Berk, TCR'a kaç kere girdin abi? 4 kere, böyle Belçika'dan başlayıp eskiden İstanbul şeyde bitiyordu. Çanakkale'de bitiyordu galiba. Evet. Artık Yunanistan'da biten bir yarış. Böyle 15 gün, 20 gün, 30 gün artık performansına göre gidiyorsun. Türkiye'den her sene 1-2 kişi katılıyor. Bu adam en tecrübelerinden. Ve onun bir de YouTube kanalı var. Bu tür uzun sürüşlerini paylaşıyor. Onu da aşağı açıklamalara koyuyorum linkini. Onlara ulaşabilirsiniz oradan. Güzel güzel içerikler var. Ve orada backpacking ile ilgili bir şeyler de var. Hazırlıyorsun. Daha önce çektiğim video da var. Aynen, TCR ile ilgili hangi malzemeleri kullanabilirim falan filan. Biz şu anda çünkü backpacking yapmadığımız için normal sürüş kıyafetlerimizden çıktık. Hiç işte arka çantamız var. Ama bunu saymıyorlarmış. Evet. Soğuk. Soğuk be. Dönsek mi lan? En yakın nerede acaba kahveci? Sınırı geçmemiz lazım. Sonra kahvemizi içip döneriz. Yunanistan sıcaktır belki. Sınırı geçince ısınıyordur belki. Ya bir de size yolları falan gösterim dedim de yollar falan yok böyle. Yol yok burada, yol. Hiçbir şey gözükmüyor. Çok mistik bir sürüş oluyor valla. Ay bir de şimdi şey olursa ben hastalanıp İspanya'da hasta hasta gezersem çok komik olacak. Ama biraz sonra ısınacağız. Hadi bakalım. Devam. Evet, demin göğüs aparatını takmamıştım arkadaşlar. Elimde götürecektim kamerayı ama o kadar soğuk ki yani arkaya tak çıkar zor olacağı için tekrar döndük ve göğüs aparatını aldım. Böyle daha rahat olacak. Evet, şu anda sınıra geldik arkadaşlar. Buradan esas sınır burası değil tabii, bir sonraki yerden geçeceğiz. Pasaportlar falan öbür tarafta. Ne? Sakin. Sınıra geldik arkadaşlar. Burası Türkiye sınırı. Şimdi buradan pullarımızı alacağız. Vergimizi ödeyeceğiz yurt dışına çıkmak için. Evet, burada pul alacağız arkadaşlar. Burada yurt dışı pul. Evet, buradan 2 adet alalım abi. Evet. İki tane geldi. Bu 100
150 lira. Bunsuz dışarı çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Abi gidelim şimdi pasaport kontrolü. Merhaba. Merhaba. Nasıl bakalım altını bir kaldık? Yunanistan'da hava açık değil mi abi? Oralar güzel mi? Ama en güzel hava bizim havamızdır tabi de. Hiç böyle... Bugün mü böyle abi yoksa... Sis oluyor mu genelde? Valla... Teşekkürler. Türkiye'den çıkışımızı yaptık arkadaşlar. Buradan en son ben... Klagenfurt'a giderken karavanla Sinan abiyle beraber çıkmıştık. Şimdi bisikletle çıkıyoruz. Ve hiçbir yer görmüyoruz. Şu anda ortak sınıf huduttayız arkadaşlar. Oy. Kolay gelsin. Evet. Meriç Köprüsü'nü geçiyoruz. İyi nöbetler. İyi nöbetler. Yunanistan'a girdik. Şu anda burada bir şeyler oluyor. Evet, şu anda etrafta bir sürü insan, aa delilere bakın diyorlar. Diyorlardı, şimdi Yunanca diyorlar. Dede ağaç. Yes, yes. Today. Today, hangi, hangi? For coffee. Hot coffee. Bicycle. With bicycle. Thank you. Sorry? Dede ağaç. For one day, for coffee. With the bicycle? Yes. Bir kahve molası versek mi ki? Kahve keyifledik, geldik kahvemizi içiyoruz. Sınırdan çıkınca hemen arkadaşlar sol tarafta bir kahveci var. Sıcak bir şeyler içelim sonra devam edeceğiz. Bayağı soğuk. Dönebiliriz aslında. Yunanistan'da kahvemizi içtik şu anda. Kahve kaç lira mı? Evet, Yunan'a girince arkadaşlar hemen orada bir yol ayrılıyor. Bir sağdan bir yol var. Bir de soldan sol otoban. Biz sağdaki yola giriyoruz. Ve bilinmeze doğru gidiyoruz gene. Evet. Şu anda hava ısınmaya başladı arkadaşlar. Güneş çıktı, bulutlar gitti, sis dağıldı. Mis gibi hava oluyor. Ama parmak uçları biraz üşüyor. Onlar da biraz sonra iyileşecek inşallah. Ama şöyle bir durumdayız. Buralar hep Yunan. Evet, biz Aleksandropoli'ye doğru gidiyoruz arkadaşlar.
Evet, BP'den çıkıp 18. kilometrede falan yol böyle mis gibi oldu valla. Burada güzel TT antrenmanı da yapılır. Evet, şu anda Dede Ağaç yolundaki tek tırmanışı yapıyoruz arkadaşlar. %2 mi 3 mü? Öyle, toplamda zaten 200 metre mi tırmanacağız? Zaten kaç oldu? Zaten 8 oldu. Yavaş sıcak oldu arkadaşlar. Üstlerimizden bir şeyler çıkarmamız lazım. Yani ben çıkarıyorum şu yeleğimi. Bakın işte bikepacking yapıyoruz biz. Şantam burada. Bikepacking böyle bir şey. Değil mi? Evet. Şantam burada işte. Evet. Tamam. Minnak. Böyle koyduk. İstediğin zaman da bu çantayı buradan böyle çıkarabiliyorum. Bak bu kadar. Bundan Yunanistan'a gittim ben. Evet, bikepacking yapan arkadaşlara saygımız sonsuz tabii ki. Evet, yavaş yavaş şehrin içine giriyoruz arkadaşlar. Şu anda 47-48 kilometre falan oldu. Bizde 50 diyor ama o gidip gelmemiz yaklaşık 5 kilometre falandı. Evet, kırmızı ışıklarda falan duruyoruz arkadaşlar. Çünkü ecnebi memleketteyiz, şimdi 200 euro yemeyelim. Kuralları bilmiyoruz. Ama durmak lazım, Türkiye'de de olsanız durun yani. Böyle bir sahil tarafına doğru iniyoruz arkadaşlar. Bir yerde böyle parke taş varsa orası tatil yeridir. Zaten hemen burada biraz mevzu değişti. Evet, buraya bisiklet yolu yapmış arkadaşlar. Biz de kullanalım. Yunanistan'da kahve keyif. Evet. Her şey bunun için. Evet, çok yol aldık gerçekten. 1,5 saatte geldik buraya. Yunanistan'da bak, Dede Ağaç güzelmiş bayağı. Buralar da güzel. Buraya gelip böyle bir gün, iki gün falan da kalınabilir. Etrafı gezilebilir. Yani yol efsane güzeldi arkadaşlar. Dümdüz yol. Falan. Aynen. Yani Kavala'ya gidersin bilmem ne. Ama yani burası mesela bir gece geçirilebilir burada. Böyle güzel bir hafta sonu tatili bile yapılır bisikletle, evet. Gelip yani. Çok yani ücretsiz geliyorsun, bedavaya geldik işte. Aynen. Su bile içmedik doğrudur. Kahve içiyorsun ne? Evet. Evet, sen baya baya yurt dışına çıkıyordun değil mi böyle? Evet. Bu çıkarken bir anı falan var mı? Şeyler anlatsana. Var, hatta. TCR biliyorsunuz dünyanın en uzun yarışlarından biri muhtemelen. Evet. Yani ve sen orada bayağı bir tecrübelisin. 12-13 ülkeye geçiyorsun işte tek seferde. Yunanistan'a ben özellikle bu tarafa çok girip çıktım işte ilk 2016'da falan. Burada başımıza gelen bir şey anlatayım ben şimdi. Daha 2016'da yarışa hazırlanıyoruz Sertaş'ta. İşte dedik ki şey yapalım, antrenman olsun. İşte İpsala'ya arabayla gidip gece. İşte Yunanistan, Bulgaristan böyle 2 günlük uzun bir tur. Hani uykusuz. Antrenman. Uyumadan. Neyse, biz İpsala'dan başladık. Şey, sınırdan geçip bisikletle gidiyoruz. Ertesi gün oldu. İşte Yunanistan'ın bir yerindeyiz. Tam hatırlamıyorum. Gece 3 gibi dedik bir saat uyuyalım. Uykusunu kenara çıkarttık işte. Burada tabii şeyi açmamıştık. Burada yurt dışı hattını açmadık. Arada işte internet bulduğumuz yerlerde bakıyoruz falan. Neyse uyuduk. Bir saat kalktık. İşte bir bakalım dedik şey telefonu. Bir baktık abi, darbe olmuş. Olacak en kötü şey olmuş. Aklına gelmez değil mi? Biz yokuz, buradayız falan böyle. Ulan memleket değil mi? Giremeyebilirsin falan ülkeye yani. Gitmesek mi falan işte böyle.
Ana gerçekten sıkıntılı bir durum. Sonra tabii biz Bulgaristan'a gidecektik, onu iptal ettik. Dönüşe geçtik ama yolda da böyle düşündük lan. Acaba ne olacak şimdi biz gidene kadar haberlere bakıyoruz falan böyle. Memlekette tanklar geziyoruz, bisiklete bir gittik tanklar falan vardı. Böyle bir şeydi, komik bir olaydı yani bu aslında. Evet. Komik demeyelim de işte. Değişik bir olay yani. Evet. Sen de biz bir güzel bir podcast yapalım yani böyle uzun uzun. Böyle kahve muhabbeti güzel oluyor. Aynen. Yani şimdi bu videoyu çok uzatmayalım tabii. Şimdi tostumuz gelecek. Güzel peynirli tost söyledik, onu ikiye böleceğiz. Sonra da hemen dönüşe geçeceğiz. Çünkü daha İstanbul'da benim bir sürü işler var. Yarın da İspanya'ya gidiyorum. Oraya bisiklet götürmeyeceğim arkadaşlar. Koşacağım biraz orada. Biraz gezeceğim. Parkur testi yapacağım Barcelona maratonunu. Ve Barcelona maratonu için gittiğimde şeyi götüreceğim, bisiklet götüreceğim. Çünkü şimdi gittiğimde biraz koşu ağırlıklı olacak. Yani antrenmanların koşu üzerine olacak. Bu arada yani gidiyorum tatil falan, evet, biraz da kafa dinleyeceğim. Kardeşim orada kalıyor benim. Yani orada yaşıyor, Valencia'da yaşıyor. O yüzden yani bu tür yurt dışı seyahatlerinde eğer konaklamanız ucuzsa, ki benimki bedava kardeşimde. Ve böylelikle de çok rahat bir şekilde konak şey yapabiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. Evet, dostumuz geldi. Thank you. You're welcome. Do you need it? Yeah. Evet. Şuradan tostumuz da yiyelim. Sen ye. Sen yemeyeceksin. Hmm, cips var, cips. Al bakalım. Evet, burada bakın. Espresso Americano 3,5 euro, 3,5 euro. Tostu 3 euro. Şu ileride bir tane daha bir yer vardı. Orada 1,2 euroydu mesela. Espresso pahalı. Hani burası şu anda pahalı bir yerdeyiz. Ama buraya kadar gelmişken dedik düzgün böyle oturalım, böyle rahat rahat. Evet. Takılalım, o kadar gelmişiz de dağaca. Kaliteli bir yer. Kaliteli bir yer. Tabii canım. Yani sonuçta sürdük yani. Aynı espresso'ya daha çok para veririm dedik. Burada bir bisiklet daha gelmiş. Oo. Hadi bakalım. Antrenmanı bitirdik arkadaşlar. Mis gibi bir 107 kilometre oldu. Böyle 4 saat gibi kahve içtik geldik. Çok iyi oldu. Evet, şimdi size bakın bir şey göstereceğim. Benim bu yeni aracın, yeni yol arkadaşımın taşıyıcıları Nisan ayında gelecek. Ama o gelene kadar böyle arkada mis gibi gidebiliyor. Çünkü buranın böyle kocaman bir bagajı var. Hiçbir şey sökmeden. Bunu direkt bagaja koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın mis gibi oldu. Şu sularımızı alalım. Evet, Berk Bey, teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederiz. Çok güzel, güzel oldu vallahi, evet. Mis gibi oldu. Arpa havası aldık. Aldık. Tarbi ama memleket gibisi yok ya. Yok mu? Yok be. Toprağı perisi. Buraları öpmeyelim de İstanbul tarafını biraz öpmeyelim. Buralar biraz pis gibi gözüküyor. Ya pis, buralar öpülmez. Sabah evet. Nasıldı, şimdi nasıl? Aynen, sabah sisti. Şu bölümde gene var ama Türkiye'ye girdik. Hava bir soğudu gene. Soğudu. Evet. Soğudu. Hadi şimdi hadi dönelim. Bavulu toplayıp yarın İspanya'ya. Hadi bugünlük bu kadar. İspanya'da görüşürüz.